Allah'ın selamı üzerinize olsun. Nasılsınız arkadaşlar? Cümleten hoş geldiniz. Kemil istifamiye ve kemil haberiye bugün konumuz. İki türlü yani kullanılıyor kem edatı. Tabii şimdi adım adım Kur'an dilindeki videolar arkadaşlar televizyonda yapıldığı için özet olarak anlatmıştık. Ama ben bu sıfırdan Arapça hacmi kitabın daha küçük olmasına rağmen konuyu daha geniş anlatıyorum ki daha rahat anlaşılsın diye, ama daha kısa da kesebiliriz eğer uzamasın diyorsanız, ayrıntılı anlatıyorum daha iyi anlaşılsın diye. Daha özet anlatım için adım adım Kur'an dili videolarına bakabilirsiniz. Zaten aynı hani konular, burada anlaşılsın diye uzatıyorum ben. Ama daha kısa olsun derseniz, isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. 411. sayfadayız bu arada. 3'te 2'sini bitirdik kitabın. Ne kadar konu başlığı kaldıysa o kadar dersimiz var demektir. Kem edatının arkadaşlar iki türlü kullanılışı var. Kemil istifamiye. Birincisi soru edatı olarak kem. Öbürü soru edatı olmayan, haber veren diye isimlendirilmiş. Kemil haberiye diye isimlendirilmiş. İlk önce birincisini görelim. Bakalım şimdi kemil istifamiye, yani soru edatı olan kem, kaç manasına geliyor kem? Kaç? Tabii soru edatları böyle genellikle biliyorsunuz hep nereye geliyor? Cümlenin başına geliyor. Kaç manasını veriyor? Yanındaki isme de temyiz deniliyor. Kemin temyizi deniliyor. Tabii bakın dikkat ediyor musunuz? Seneten, kalemen, sureten nasıl geldi arkadaşlar? Tekil üstün teminli. Tekil üstün teminli. Bunu unutmuyoruz. Kem başta geliyor. Hemen arkasından tekil ve üstün teminli isim geliyor. Mana ne oluyor peki? Kem seneten kaç yıl? Kem kalemen kaç kalem? Kem sureten kaç sure? Yani bakın şöyle cümleler de kurulur. Kem sureten fil Kur'anil Kerim? Kur'an-ı Kerim'de kaç sure var? Yani var dememiz arkadan harfi cerli cümle parçasıyla hani başlanmış gibi oluyor. Onun için var olmuş oluyor. Kem ayeten fi suretil Fatiha? Fatiha suresinde kaç ayet var? Arkadaşlar yanındaki bakın kem sure edatı, sureten arkadaşlar temyiz, kemin temyizi, mansup ve üstün teminli yani ama. Evet, müfret aynı zamanda tekil yani tekil olarak geliyor. Şimdi böyle kem sureten, kem ayeten tarzında gelebildiği gibi başında bi veyahut da başka bir harfi cer olarak da alarak da gelebilir arkadaşlar. Yani bi kem. Ama sonunda tabi zaten bozmuyor hani şeyini. Kem yine kalıyor. Bikem, ilakem. Bunların hepsi kaça manasına geliyor. Harfi cer gelince yalnız arkadaşlar onun temyizi, yani sayılacak olan şeye temyiz diyoruz değil mi? Sayılan şeye temyiz diyoruz. Ha, bu temyiz harfi cer gelmeden nasıl üstün tenvinli söyleniyordu? Harfi cer gelince üstün tenvinli de söylenebilir, esre tenvinli de söylenebilir. Yani bikem dirhemen de denebilir, bikem dirhemin de denebilir. Bakın ilakem kısmin kaç kısma da denebilir, ilakem kısmen de denebilir. Cümle olarak bakın cümle içinde kullanılışı. Bikemdir hemen işterayte haza. Bunu kaç dirheme satın aldın? Bikemdir hemin işterayte haza. Bunu kaç dirheme satın aldın? Yani üstün tenvin ya da esre tenvin olarak konulabilir. Bi harfi cerinden dolayı esre tenvinli de koyabiliyoruz. İla harfi ceri de aynı şekilde arkadaşlar. Gördüğümüz gibi ila kem kısmin, ila kem kısmen de denilebilir. Kasseme, kasseme taksim etti demek. İla kem kısmin kassemel katibu, yazar, katip yazar yani. Kaç kısma taksim etti? Eddarisine
ders yapanları. Bak Kasemen'in mefulu ya, meful olduğu için Cem-i Müzekker Salim isim böyle ya ile geldi. Darisine. Daris ismi fail, Darase'nin ismi faili bu bak. Daris çoğul olunca böyle ya'nun ekleniyor. Ders yapanları kaç kısma taksim etti katip yani yazar. Ha, şimdi çok kullanılmasa da öbürleri kadar arkadaşlar kemle temyizi arasına hani böyle temyiz üstün tenvinli ya harfi cer almayınca araya zarf harfi cerli isim fiil bile geldiğini görürseniz şaşırmayın. Kemindeki kitaben kaç kitabım var yanında kaç kitabım var? Kem fit tarih racülen evde kaç adam var? Tabii kemin temiz olduğu için üstün tenvinli geliyor. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yani ötre falan koymuyoruz. Üstün tenvin. Kem caike racülen sana kaç adam geldi? Bakın ki sana geldi demek ya burası. Evet bu birinci kısımdı. Soru edatı olarak gelmişti burada gördüğünüz gibi. Bir de kemil haberiye var. Bu çokluk edatı olarak kullanılıyor arkadaşlar. Burada temiz falan söz konusu değil. Yani böyle sayılacak şey denmiyor. Evet gene kemin yanında hani ama çokluk edatı esasen haber veriyor. Soru sormuyor. O zaman kemil haberiye oluyor. Mana ne oluyor? Ne kadar çok, nice. Oo ben nice kitaplar okudum. Mesela şimdi gelecek. Ne kadar kitap okudum. Bildiğin gibi değil falan gibi. Yani çokluk ifadesi için kullanılıyor. Çokluğu verilecek nesne yani o temyiz gene tabii neticede kemin yanındaki o çokluğu verilecek nesne muzafın ileh durumunda bak. Müfret veya cemi mecrur olarak geliyor ama çoğu zaman başında min harfi cerri oluyor arkadaşlar. Kem min. Bak Kur'an-ı Kerim'den bir tane ayet var. Kem min fiyetin diye nice hani grup var diye. Sıradan gidelim şimdi bak. Kemle temyizinin arası böyle ayrılmıyor. Genellikle beraber oluyor ama ayrıldığını görürseniz de şaşırmayın arkadaşlar. Hepsi gelebilir. Bak şimdi kem min sturin keteptü. Kem min suturin keteptü veya kem min satrin keteptü. Yani tekil de gelebilir, çoğul da gelebilir. Satır, sutur. Oo ben ne satırlar yazdım. Kem kitabin karatü. Ben ne kitaplar okudum, ben nice kitap okudum bir bilsen gibi. Kem kütübin karatü. Nice kitaplar okudum. Bunların ikisi aynı mana. Bazen minli gelir, bazen min almadan gelir. Ama bakın arkadaşlar ne oluyor? Esre geldiği takdirde görüyor musunuz? Kem kitabin, kem kütübin nice olarak söylüyorsun. Halbuki başında harfi cer yok görüyor musunuz? Başında kemin başında bir harfi cer yok. Ama yukarıda var bak. Şöyle şu tarafta kem min satrinde olabilir, kem min sturinde olabilir, kem kitabin tarzında da gelebilir. Kem minle de olabiliyor, böyle de olabiliyor arkadaşlar. Ama başında şey yok hani bir kem derse, bir kem derse kaça olmuş olur, kitap kaça olmuş olur. Ama kem kitabin harfi cersi olursa, ben nice kitap okudum, ne kitaplar okudum demiş oluyor. Evet, başka nasıl gelir? Bazen isim cümlesinin önünde arkadaşlar hiç de bir irab değişikliği olmaksızın da gelebilir. Bunlara da hazır olun. Ama önemli olan nedir arkadaşlar? Kemin kaç ve nice manasına geldiği. Tamam mı arkadaşlar? Kaç manasında, nice manasında. Zaten yapa yapa alışkanlık kazanılıyor. Ya leyte kavmi. Bakın. Ya leyte kavmi. Keşke demek ya leyte. Ya leyte kavmi ya'lemune. Keşke kavmim
bilselerdi kem ardullahi vasiatün. Allah'ın arzının ne geniş olduğunu, ne kadar geniş olduğunu, ne kadar bakın, ne kadar geniş olduğunu bilselerdi. Ve kem rahmetuhu vasiatün, ve onun rahmetinin ne kadar geniş olduğunu bilselerdi. Evet, bakalım Kur'an-ı Kerim'de nasıl geçiyor arkadaşlar. Bak şimdi, çok meşhur. Zaten bu ayeti çok duyarsınız. Bakara suresinin 249. ayeti. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kem min fiyetin. Fiyetin topluluk, grup demek. Kem min fiyetin. Nice topluluk. Kaliletin. Bakın fiyetine sıfat yapmış. Nice az topluluk. Nice diye tercüme ediyoruz. Görüyor musun? Kem min, nice az bir topluluk. Galebet, galip gelmiştir. Fiyeten kesireten, çok topluluğa galip gelmiştir. Bi iznillah, Allah'ın izniyle galip gelmiştir. Nice az bir topluluk, çok topluluğa Allah'ın izniyle galip gelmiştir. Galebet. Niye T var? Sonunda kapalı T olduğu için, değil mi arkadaşlar? Evet, topluluktan bahsettiği için, ama tabii kem min geldi, onu esre yaptı. Evet. Kem ehlekna kablehum. Onlardan önce helak ettik niceyi. Bakın minel kuruni. Kurun, karnın çoğulu kurun. Nesiller. Nesillerden, yani kavimlerden demek isteniliyor. Kavimlerden nicesini onlardan önce helak ettik. Ehleke yuhlikü, buradaki ehlekna biz helak ettik. Bak altta ehleke yuhlikü, helak etti. El karn, kurun, nesil, aynı zamanın insanlarına deniliyor. Nicesini onlardan önce nesillerden nicesini helak ettik. Ennehum ileyhim, doğrusu onlar, ileyhim onlara, la yarcihun, dönmüyorlar. Yani kendilerine dönmezler. Evet, bizden önce kaç kere şehirler doldu, boşaldı. Evet, şimdi bir not var arkadaşlar. Onun kadar kullanılmasa da, hani kem yerine bazen keeyyin kelimesini de görebiliriz. Kem gibi muamele görür. Bakın yazılış keeyyin tarzı da olabilir. Şöyle tenvinli şekilde keeyyin diye cezimli nun şeklinde de yazılabilir. Aynı işleme, aynı manaya tabi. Yani hepsi de aynı manayı verir. Hepsinin de temyizi minle mecrur olur. Bakın keeyyin min dâbbetin. Nice hayvanlar. Hayvanlardan nicesi de diyebiliriz. Feke eyyim min kariyetin, nice kasabayı, nice kasabayı ehlekna ha, ha da kariyeye gidiyor. Nice kasabayı helak ettik ve hiye zalimetün. Bu üç nokta ayet devam ediyor demek. Ve hiye zalimetün. Onlar, yani o kasaba zalim iken, zalimlik yaparken nice kasabayı biz helak ettik buyuruyor Rabbimiz. Evet, Hac 48. ayet. Ve ke eyyim min kariyetin, nice kasabaya, bakın nice kasaba, emleytü leha, emla yümli, mühlet verdi demek. Emleytü leha, ona mühlet verdim. Yani ha kariyetin müennesi, ondan ha geldi. Mühlet verdim. Ve hiye zalimetün, onlar zalim oldukları haldeyken onlara mühlet verdiğim nice kasaba var diyor Rabbimiz. Nice kasabaya zalim oldukları haldeyken mühlet verdim. Sümme sonra ehastüha, onları yakaladım. Yani onları aldım
da denebilir ama bu Kur'an dilinde daha çok onları yakaladım manasında. Ve ileyyel masir, banadır dönüş. Bak el masiru ileyye dememiş, harfi ceri öne almış, vurgu için arkadaşlar. İleyyel masir, banadır dönüş. Evet arkadaşlar, burada diğer örnekler de var. Bakın bol bol örnek var. Bunları yazarak defterinize çalışın. Arkadaşlar böylece rahat rahat hani ayetleri, hikaye kitaplarını nerede geçerse geçsin tercüme edebilirsiniz. Bakın. Kem risaleten ketebe ilavelehi, oğluna kaç mektup yazdı? Kem darisen safera ila Avrupa, Avrupa'ya kaç hani ders okuyan, Avrupa'ya yolculuk yaptı okuyan. Bakın burada arkadaşlar değişik örnekler var ama manaları da olduğu için bu şekilde alıştırmaları da yazarak yapalım arkadaşlar. Bundan sonra da sayılar konusu geliyor. Bir kitabınıza bakıp da videoyu dinleseniz çok memnun oluruz arkadaşlar. Sayılar biraz böyle Arapça'da gerçekten karışık ama umudumuzu kesmiyoruz. Bir sonraki derste inşallah buluşuruz. Allah'a emanet olun. Sevgiler, saygılar efendim.